Evet, değerli basın mensupları, bugün burada 81 il kadın kolu başkanımızla ve 973 ilçe kadın kolu başkanımızla eş zamanlı olarak yapacağımız basın açıklaması için bulunuyoruz. Basın açıklamamızın genel kapsamı aslında Yaşamak projemiz ile ilgili olarak yeni hayata geçireceğimiz ve can güvenliği yaşayan tüm kız kardeşlerimizin yaslanacağı bir sırt olacağımız hizmetimizi tanıtmak. Ben kısaca sizlere Yaşamak projemizi hatırlatayım. 20 Aralık 2020 tarihinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu projemizi kamuoyuna açıklamıştık. Ve proje kapsamında genel merkezimizde 7/24 faaliyet gösteren çağrı merkeziyle tüm şiddet mağduru kız kardeşlerimize ve istismara uğrayan çocuklara hizmet vereceğimizi ifade etmiştik. 7 gün 24 saat boyunca erişilebilir olan bu hattımız kanalıyla bugüne kadar 6500'den fazla kadının hayatına dokunduk. Yüzden fazla baroyla, meslek odasıyla, sivil toplum örgütüyle, yerel yönetimle protokoller imzaladık. Ve gene bu hattımız sayesinde Yaşamak adını verdiğimiz ve ismini yaşamın en temel hak olmasından kaynaklanarak alan yaşam ve hak kelimelerinin yan yana gelmesinden oluşan Yaşamak adını verdiğimiz bu projemizle şiddet gören kız kardeşlerimizin savcılıklarda, hastanelerde, adliyelerde, kısacası her yerde kendilerini zorda hissettikleri her yerde yanlarında olduk ve onlara yalnız değilsin, biz varız dedik. Kadına ve çocuğa yönelik olarak şiddet davalarını izledik. Mağdurlar ve aileleriyle her daim dayanışma içerisinde olduk. Aynı zamanda şiddet mağduru çocuklara ve şiddet gören kadınların çocuklarına eğitim konusunda da burs desteğinde katkı sunduk. Gene şiddet gören kadınların barınma ihtiyacını karşılamada aracı olduk. Tüm bu süreçleri gerçekleştirirken kadınların şiddet sarmalından kurtulmasını hedefledik. Ve aileleri duruşma salonlarında yalnız bırakmazken onların daha adil, daha hakkaniyetli kararlarla karşılaşmasını teminat altına almaya çalıştık. Onlara güç vermeye, onlarla dayanışma içerisinde olmaya çabaladık. 5 Aralık 2021 tarihinde size duyurduğumuz Yaşamak projesinin yeni uygulamasıyla birlikte tüm şiddet mağdurlarının bize bir tuşla ulaşmasını sağladık. Böylece uygulama sayesinde en yakın mesafedeki kadın kollarına ulaşabilmelerini, gene ihtiyaç noktasında kolluk güçleriyle tek tuşla bağlantı kurabilmelerini teminat altına aldık. Cep telefonundan kolayca indirilen bu uygulamayla halen kız kardeşlerimizin hayatına dokunmaya devam ediyoruz. Şimdi bugün açıklayacağımız yeni bir hizmetle birlikte projemizi daha da güçlendiriyoruz. Kendini güvende hissetmeyen tüm kadınlar için harekete geçiyoruz. Biliyoruz ki bu ülkede sokakta yürürken arkasında ayak sesleri duyduğunda kendini güvende hisseden tek bir kadın bile yoktur. Gene biliyoruz ki bu ülkede dolmuşta ya da otobüste son yolcu olduğunda tedirgin olmayan, ürkmeyen tek bir kadın bile yoktur. Ve bu kız kardeşlerimizle konuştuğumuzda özellikle birisiyle telefonla konuşur gibi yaptıklarını ya da bir yakınlarını aradıklarını söylüyorlar. Ama her zaman arayacakları bir yakınları olmayabilir ya da aradıklarında o yakınları telefonla konuşmak için uygun olmayabilir. İşte biz çağrı merkezi hattımızdan onları kendilerini güvende hissedecekleri bir yere varıncaya kadar onlara eşlik edeceğiz. Bizi aradıklarında onlarla sohbet ederek hem kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacağız, hem de gereklilik halinde kolluk güçlerini harekete geçireceğiz. Çünkü her kadın böyle bir durumla karşılaştığında kendini Özgecan'ın,
ya da Başak Cengiz'in yerine koyuyordur mutlaka. Böylece şiddetin önleyici tedbiri konusunda da kadınlara çare olacağız. Onlara yalnız değilsin, biz varız diyeceğiz. 442-82-85 numaralı hattımızı aradıklarında onlara eşlik edeceğiz. Bilsinler ki telefonun diğer ucunda onları güvende hissettirecek olan bir kız kardeşleri var. Ve dediğim gibi bir olumsuzluk yaşanırsa da kolluk güçlerini haber vererek can ve mal güvenliklerinin sağlanmasını da temin edeceğiz. Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları karşısında izleyen değerli izleyiciler, hiç şüphesiz İstanbul Sözleşmesi'nin feshi sonrasında hepimizin karşılaştığı, hepimizin dikkatini çeken dava sayılarında müthiş bir artış var. Sözleşmenin feshinden sonra en az 500 kız kardeşimiz daha hayattan koparıldı. Muğla'da okuyan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'le ilgili olarak verilen, daha doğrusu onu katleden caniyle ilgili olarak verilen haksız tahrik indirimi hepimizin yüreğini yaktı. Bu karar vicdanları sızlattı ve çok tartışıldı tartışılmasına ama biliyoruz ki sözleşmeden tek taraflı çıkıldıktan sonra bu şekilde alınmış çok sayıda dava kararı var. Kadın katillerini cesaretlendiren bu kararlardan bazılarını şimdi size hatırlatmak istiyorum. Birazdan sayacağım davaların her biri sözleşmenin feshi sonrasında gerçekleşmiş olan davalardır. Buna da özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Davaların sonuçlanma tarihi 21 Mart 2021 tarihinden sonra olmuştur. İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki bir kız kardeşimiz. Adı Duygu Kadakal. Onu öldüren Hakan Kadakal yargılandığı davada önce eşini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ardından sanığın duruşmadaki iyi hali gerekçesiyle takdiri indirim uygulanarak ceza müebbet hapse indirildi. Üstelik davanın sonuçlanması için de 4 yıl geçmesi gerekti. Konya'nın Karataş ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bekir Erkol, 3 çocuğunun gözü önünde evli olduğu Tuğba Erkol'u 46 yerinden bıçaklayarak öldürdü. 46 yerinden. Katile önce eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ardından suçu haksız tahrik altında işlediği ve duruşmada iyi hali gerekçesiyle indirim uygulandı ve cezası 18 yıl 4 aya indirildi. Mahkeme heyetinin açıkladığı gerekçeli karara göre katliam canavarca bir hisle gerçekleştirilmemişti. 46 yerinden bıçaklandığını söylemiştim. Acaba 46 bıçak darbesi canavarca his için yeterli değil miymiş? Bunu gerçekten anlayamıyoruz. Acaba katilin indirim almaması için daha ne kadar canavarca davranması gerekiyormuş? Sorarım size. Yine Eskişehir'de 23 kez savcılığa suç duyurusunda bulunan ve her seferinde takipsizlik kararı çıkan ve boşandığı Yalçın Özalpay tarafından katledilen Ayşe Tuğba Aslan'ın davasından bahsetmek istiyorum. Davada katile önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Daha sonra cinayetin haksız tahrik altında işlendiğine hükmedilerek ceza 24 yıla indirildi. Haksız tahrik indirimin gerekçesi ne miydi? Ayşe Tuğba Aslan'ın cep telefonuna gelen canım mesajı. Yanlış duymadınız. Telefona gelen canım mesajı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Rabia Bursa Şeker, 7 yıldır evli olduğu Burhan Şeker tarafından bıçaklandı. Gerekçe çok tanıdık. Erkek aldatıldığını düşünmüşmüş. Rabia Bursa Şeker uzun bir tedavi gördü, neyse ki hayata tutundu. Caniye önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle, yani
kız kardeşimizin hayatta olması nedeniyle ceza 15 yıla indirildi. Bu cezayı da çok buldu mahkeme heyeti. Bir de üstüne üstlük haksız tahrik indirimi uyguladı ve ceza 11 yıl 3 aya düştü. Burdur'un Buçak ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Gizem Can Bulut vahşice öldürüldü. Cinayetten 2 gün önce katil Eren Yıldız, arkadaşına Gizem'i öldürsem kaç yıl yatarım diye mesaj atmış. Bugünlerde katillerin Google'da öncesinde ne kadar ceza alırım diye arama yaptıkları da gene bildiğimiz bir veridir. Arkadaşına sormuş ne kadar ceza alırım diye. Önce bu kişiye, bu katile ömür boyu hapis cezası verildi. Ardından haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulandı ve ceza 20 yıla düşürüldü. Bekir Akbulut, evli olduğu Dilek Akbulut'u ve çalıştığı iş yerinin sahibini aralarında ilişki olduğunu düşündüğü gerekçesiyle öldürdü. Mahkeme heyeti katilin tahrik altında eşini ve patronunu öldürdüğü gerekçesiyle katile sadece 36 yıl hapis cezası verdi. Gene Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu Sinem Karadeniz'i bıçaklayarak ağır yaralayan Ali Karadeniz sadece 15 yıl hapis cezasıyla yargılandı. Olaydan 10 gün önce reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan tahliye edilmişti. Bu caniye haksız tahrik indirimi uygulandı ve 15 yıl olan cezası 11 yıl 3 aya düşürüldü. Muğla'nın Menteşe ilçesinde Lütfi Safa Berberoğlu, boşanma aşamasında olduğu Sedef Berberoğlu'nu aynı araçta gördüğü 18 yaşında Abdullah Tekin ile öldürdü. Katil hakkında iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Dava bu şekilde açıldı. Sonra iki kez tahrik indirimi uygulandı. Neden mi? Sedef, boşanma aşamasında olup ayrı yaşadığı için medeni kanunun eşlere yüklediği sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiş. Sedef nasıl olur da bir erkekle aynı arabada olabilirmiş? Bu gerekçelerle katilin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 22 yıla indirildi ve şu anda kendisi cezaevinde. Ankara'da yaşayan İbrahim Köksal, evli olduğu Sibel Köksal'ı kendisini aldattığı bahanesiyle hunharca öldürdü. Katile önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ardından haksız tahrik indirimi uygulandı ve cezası 24 yıla düşürüldü. Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Murat Alper, boşanma aşamasında olduğu 32 yaşındaki Kadriye Alper'i öldürüp gömdü. Sonra hiçbir şey olmamış gibi polise gitti. Kayıp başvurusunda bulundu. Cinayet açığa çıktı. Cinayet açığa çıktıktan sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Fakat katil aldatıldığını öne sürdü. Ardından katile yine haksız tahrik indirimi verildi ve cezası 20 yıla düştü. Mahkeme heyeti bununla da yetinmedi. Katilin duruşmadaki iyi hali gerekçesiyle ceza 16 yıl 8 aya düşürüldü. Konya'nın Çumra ilçesinde 6,5 aylık hamile Sedef Yüzer öldürüldü. Onu öldüren evli olduğu Ali Rıza Yüzer hakkında önce ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Önce ceza verildi. Daha sonra ağır yaraladığı kadının yarasına tampon basması gerekçesiyle ihal indirimi uygulandı katile. Heyet gene bununla da yetinmedi. Gene haksız tahrik indirimi uygulandı ve ceza 23 yıla indi. Değerli basın mensupları, daha birçok davadan bahsedebilirim. Katillerin bu şekilde ihal indirimleriyle, tahrik indirimleriyle ödüllendirildiği. Ama özellikle dikkatinizi çekmek istediğim nokta, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi sürecinden sonra bu kararların sayısında son derece artış olmasıdır. Tam da bu nedenle bizler İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz
vazgeçmeyeceğiz. Değerli basın mensupları, AKP hükümetinde kadınların payına düşen yoksulluk, yoksunluk, şiddet ve ölüm olmuştur. Ama bizler bu çarkı tersine çevirmekte kararlıyız. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak örgütlenme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük bir azimle ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Bazı kız kardeşlerim de şu anda buradalar. Bizler hepimiz önümüzdeki seçimlerin biz kadınlar için hayati bir öneme sahip olduğunu çok ama çok iyi biliyoruz. Buradan herkese çağrı yapıyoruz. Bize katılın diyoruz. Bu seçim yaşam hakkınızı gasp eden tek adama bir yanıt olmalıdır. Sizler şuna karar vermelisiniz değerli izleyiciler. Yaşam hakkınızın bir adamın iki dudağı arasında vereceği kararlar arasında sıkışmasını mı istiyorsunuz? Yoksa demokrasi mi istiyorsunuz? Eğer böyle olmasını istemiyorsanız, yani kararların bir adamın iki dudağı arasına sıkışmasını, iki dudağı arasından çıkacak kararlara sıkışmasını istemiyorsanız bize katılın. Yoksulluk ve yoksunluğun derinleşmesi yerine sosyal devletin size kol kanat germesini istiyorsanız bize katılın. Torpillilerin saltanatı yerine liyakatlı kadrolar istiyorsanız bize katılın. Saray iktidarı yerine millet iktidarı istiyorsanız bize katılın. Sevgili kız kardeşlerim, ilk seçimlerden sonra kabus bitecek, huzur gelecek. Kabus bitecek, özgürlük gelecek. Kabus bitecek, adalet gelecek. Kabus bitecek, demokrasi gelecek. Kabus bitecek, eşitlik gelecek. Geliyor, gelmekte olan diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler.